Çok değerli meslektaşlarım, odamızın değerli stajyerleri, değerli katılımcılar, odamız ile TÜRMOB Sürgem'in katkılarıyla sürdürdüğümüz bugünkü eğitimimiz, bu defa turizm ve konaklama işletmeleri muhasebesi ve vergilendirmesi konusuyla devam ediyor. Eğitimimizde sırasıyla seyahat işletmelerinde vergi uygulama çeşitleri, konaklama işletmelerinde vergi uygulama çeşitleri, turizm katkı payı beyannamesinin konu edileceği bu eğitimi İstanbul Mali Müşavirler Odası TÜRMOB odası üyesi TÜRMOB Sürgem eğitmeni serbest muhasebeci mali müşavir Nedim Boz verecektir. Eğitimin başarılı geçmesini diliyorum. Sözü eğitmenimize bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim başkanım. Ben de tüm Malatyalı meslektaşlarımı sevgi ve saygıyla tüm TÜRMOB Sürgem eğitmenleri adına selamlıyorum. Başkanımla açışta konuşmuştuk. Bir pandemiden önce Nuh başkanımın zamanında fiziksel olarak Malatya'ya gelmiştim. Sanıyorum konu gelir vergisiydi. Güzel memleketinizi gördüm. Sağ olun Nuh başkan da beni güzel gezdirdi, ağırladı. Ona da tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi artık yöntem buna döndü, Zoom'a döndü. Evet, ben eğitmen olarak çok hoşnut muyum değilim aslında. Malum şimdi kameralar kapalı. Karşımda kim var kim yok da çok da görmeyeceğim biliyorum. Şimdi birazdan slaytı paylaşınca böyle boşa konuşuyormuşum gibi geliyor ama inşallah sağlıklı bir şekilde bu eğitimi tamamlayacağız. Şimdi eğitime başlamadan önce bir kısa bir TÜRMOB'un videosu var. Onu sizinle bir 5 dakikanızı alacağım. Dakikanızı rica edeceğim hemen. Ekonomiye, mesleğe, meslek mensuplarına değer sunmak için sürekli çalışıyoruz. Ne çok şey sığdırdık şu 2 yıla pandemiye rağmen. Onlarca eğitim, onlarca webinar, el ele verdik, kendimize, işimize değer kattık. Düzenleyici kurumlarla olumlu ilişkiler geliştirdik. Mevzuat düzenlemelerinde görüşü sorulan, dikkate alınan bir kurum olarak sorumluluk yüklendik. Kamuoyunda, televizyonda, basında, dijital ortamda görüşlerimizi, bilgimizi, raporlarımızı ve önerilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Erol Hocam, çok affedersiniz. Şu anda slaytı biz tam etkin bir şekilde göremiyoruz. Bilginiz tamam, olsun. Şey video duyamıyoruz sanıyorum. Duyuyoruz ama görme olay. Yani şey görüntü olarak yeterli değil. Tamam, hallediyorum. Vergi ile ilgili her konuda TÜRMOB olarak rapor hazırlayarak görüş ve önerilerimizi sunuyoruz. 4. dönem birinci vergi 7338 sayılı kanunu. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin bir ay öne çekilmesi, genel kurumda verilen bir önergeyle önlendi ve İzninizle bir teknik sorun yaşadım. Bunu hemen tekrardan bir paylaşayım sizinle. Evet. Video gerekirse şu an gözüküyor mu acaba? Hocam şu an slide'ı görmüyoruz. Tamam. Bir dakika. Hemen. Şimdi görüyorsunuz sanıyorum. Şu an için başlamış. Şu an görmeye başladık hocam. Tamam. Videoya biraz sonra video ile ilgili bir sorun oldu. Slide'ı paylaşım olmadı. Videoyu tekrar paylaşırız. Şimdi eğitime başlamadan önce bu seyahat ve konaklama işletmeleriyle ilgili vergi uygulamalarını anlatacağız ama bu sektör niye bu kadar önemli? Özellikle muhasebe uygulamalarında size inşaat gibi, kuyumculuk gibi, konaklama gibi işletmelerin muhasebeleri ayrı önem tutuyor. Önem tutması özellikle arz eden durumlar olduğundan ama bir de tüm dünya ekonomilerine bakınca özellikle bugünkü konumuz olan seyahat ve konaklama işletmeleri dünyada yaratılan milli gelirin %9'unu oluşturmakta ve dünyada her 10 çalışandan bir kişi turizm ve seyahat konaklama işletmelerinde çalışmakta olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla tüm dünyadaki ülkelerin ihracatı içinde de %6'lık bir paya sahip sektörü. Dolayısıyla bundan Türkiye'nin de etkilenmemesi mümkün değil. Yani Türkiye'de de özellikle son 80'lerden sonra turizm sektörüne ciddi yatırımlar yapılmış. Tabii şimdi turizm deyince hep aklımıza Ege, Akdeniz, sahil kıyıları geliyor ama
turizm artık öyle bir hale geldi ki artık sağlık turizmi, kültür turizmi, kış turizmi gibi tüm yılın 12 ayına yayılacak turizm çeşitleri çıktığından artık herhangi bir ülkenin herhangi bir yerinde turizm işletmelerini rastlamaktayız. Bunun şu da büyük de şöyle bir gelişmede de şunu yadsınamaz. Özellikle ulaşım sektörünün yani seyahat araçlarının kolaylığı, sivil havacılığın gelişmesi dolayısıyla artık her ülkenin her mekanına, her yerine gitmek mümkün. Dolayısıyla ben de bir tanesine katıldığımı biliyorum. Özellikle tur operatörleri ülkelerin herhangi bir yerine, işte kültür turizmi yapacaksa kültür yerlerine, efendim kış turizmi yapacaksa kış turizm yerlerine ya da iş seyahatleri nedeniyle yapılacak organizasyon dolayısıyla konaklama işletmelerine büyük ihtiyaç olduğu ve dünyanın her tarafında, her şehrinde dolayısıyla daha ucuza mal etmek açısından bir rut yani bir sefer, bir yol haritası çizerek işte gidecekleri yerden daha önce konaklama ihtiyacı gidererek bu tür operasyonlarını daha ucuza mal etmeye, dolayısıyla müşterilerine daha ucuza satmaya çalışıyorlar. Bir de tersten bakarsak bir arz talep meselesi. Yani biz hep bu işin arzı, yani bu anlattığım 2 dakikalık şeyde arzını anlattık. Yani seyahat ve konaklama işletmesi dedik ama bir de bunun ters tarafı var. Yani bir talep meselesi var. Dolayısıyla ister turizm amaçlı olsun, ister iş seyahati amaçlı olsun, ciddi anlamda bir talep de var. Bu talebi karşılayacak, müşterileri bulacak ya da pazarlamasını yapılacak seyahat organizasyonlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla sizin yaşadığınız mekan belki bir turistik bölge turist çekmiyordur ama oradan tam tersine bir turizm talebi oluşmuştur. Dolayısıyla bunun da seyahat organizasyon firmalarının gerekliliğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla niye anlattım bu kadar? Yani dünyada çok önemli, bizde önemli. Bizim açımızdan şu önemli, sektör ne kadar büyük olursa dolayısıyla bizim de yani mali müşavirlik mesleğinin de bir talebi olacaktır. Dolayısıyla bugün Malatya'da sadece bir iş turizmi değil, dolayısıyla kültür turizmleri de olacaktır. Dolayısıyla buna dair konaklama işletmeleri ve seyahat organizasyon firmaları da çoğalacaktır. Çoğaldıkça da bize iş düşecektir. Şimdi ilk başta konuya girerken seyahat ve konaklama işletmelerinde önemlilik arz eden durumlar. Durumlar aslında vergisel açısından bazı durumlar var. Yoksa aslında bizim için en kolay olan hizmet üretim firmalarının muhasebesidir. Niye? İşte alınan tüm emtialar, 150 stoklar işlenir. Bunlar giderlerde ya da maliyetlerde kullanacak da 740 hizmet üretim maliyeti alarak muhasebeleştirilir. Onun dışındaki tüm ticari muhasebeler yapılır. Dolayısıyla muhasebe açısından bir zorluğu yok ama bazı bu turizm özellikle pandemide de yaşadık. Turizm sektörünü canlandırmak için bazı teşvikler, bazı biliyorsunuz KDV indirimleri yapıldı. Ama bunun ötesinde yeni de 2 tane şey çıktı. Yani bir tane işte konaklama vergisi. Gerçi pandemi dolayısıyla konaklama vergisi 1/1/2023'e ertelendi ama eğer ertelenmeyecekse önümüzdeki 6 ay sonra yeni bir beyanname ile tanışıyoruz. Konaklama vergisi beyannamesi. Son 2 yıldır uygulanan turizm payı katkı beyannamesini zaten yapıyorduk. Dolayısıyla turizm sektörüne bir yandan teşvik varken bir yandan da tabii ki oradan da bir vergi geliri elde etme alışkanlığı öteden beri var. Dolayısıyla farklı bir vergileme metodu da bazen oluyor özellikle KDV açısından. Şimdi bugün ben size başkanım da ifade etti. Incoming turlarda KDV uygulaması, outgoing turlarda KDV uygulaması, turist rehberlerine yapılacak ödemelerle ilgili muhasebe vergi uygulamaları. Önce bunları seyahat işletmeleri açısından anlatacağım. Sonra benzer bir şeyle ve ekleyerek de konaklama işletmelerinde vergi uygulamalarını anlatacağız. Ve en sonunda da işte az önce bahsettiğim 1/1/2023'te hayatımıza girecek konaklama vergisi ve yaklaşık 2 yıldır devam eden turizm katkı beyannamesini anlatacağız ve eğitimimizi yani
yanılmıyorsam bir saat içinde tamamlarız. Eğer konuyla ilgili sorularınız var ise lütfen yorumlar ve sohbet ortamına yazın. En sonunda ben okuyayım. Eğer vaktimiz kalırsa tabii ki şifahi olarak sesli de alabilirim ama sesle bazen böyle hani sıralamada bir dağınıklık oluyor. Önce yazmanızı rica ederim. Eğer anlaşılmazsa sesinizi açar, bana sorularınızı sorarsınız. Şu ekranımı biraz daha küçültüp, evet şimdi daha iyi göreceğim. Şimdi seyahat işletmelerinde vergi uygulamaları bölümüyle başlayalım. Şimdi yurt dışından Türkiye turist getirimi, incoming, yani yurt dışından in, içeri İngilizce, içeri getirme hizmetleri diyebiliriz buna. Şimdi katma değer vergisi kanunu 11. maddesinde biliyorsunuz ihracat teslimleri ve teslimlere ilişkin hizmetler KDV'den istisna edilmiştir. Konuyla ilgili 26 nolu seri KDV genel teyidinde hizmet ihracının şartları belirlenmiştir. Şimdi hizmet ihracatında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için aşağıdaki 4 şartın birlikte meydana gelmesi lazım. Bir kere hizmet Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olacak. Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenecek. Hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilecek ve hizmetten yurt dışında yararlanılacaktır. Dolayısıyla KDV uygulaması yaparken bunlara dikkat edeceğiz. Bu 4 şartın bir araya gelmesi. Şimdi yine bu düzenlemeler uyarınca Türkiye'ye gelecek turistlerle ilgili olarak Türkiye'de verilen konaklama, yeme içme, tur düzenleme ve benzeri hizmetler katma değer vergisi tabi olacak. Neden olacak? Az önce ilerideki yani şartlardan okuduğum hizmetten yurt dışında yararlanılmadır maddesinin yerine getirilmemesinden dolayı buradaki tüm az önce saydığım hizmetler KDV'ye tabi olacaktır. Yurt dışından Türkiye turist getirilmesinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu da bu hizmetlerle ilgili olarak alınan acenta hizmet bedelidir. Buna komisyon bedeli diyebilirsiniz, kar diyebilirsiniz, handling fee gibi adlandırılan hizmet bedeli ise yine bu faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, fatura bedeli dövizin Türkiye'ye gelmesi koşuluyla katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Buna bir örnek verelim. Örnekle daha iyi anlaşılır bu anlattığım ikisinin birbirinin farkı şu. Şimdi Türkiye'de yerleşik olan ve seyahat acentalığı yapan Z Limited yurt dışında bulunan bir seyahat acentasının gönderdiği turist grubuna. Dikkat edin. Türkiye'de yerleşik bir seyahat acentalığı yapan Z Limited yurt dışında bulunan bir seyahat acentasının gönderdiği turist grubuna. Geliyor ya otobüslerden, uçaklardan. Bir kere konaklama, tur düzenleme, yeme ve içme hizmeti vermektedir. Z Limited şirketi söz konusu hizmet karşılığında 20.000 TL gelir elde etmiştir. Türkiye'deki seyahat acentası tahsil ettiği bu paranın 18.500 TL'sini turist grubunun Türkiye'deki konaklama, yeme içme gibi masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan sonra Türkiye'deki Z Limited şirketi 1.500 TL kazanç elde etmiştir. Bu durumda Z Limited şirketi yabancı seyahat acentasına 1.500 TL tutarında hizmette bulunmuştur ve bu hizmetten yabancı seyahat acentası yararlandığından bu tutara katma değer vergisi uygulanmayacak, hizmet ihracatı kapsamında işlem yapılacaktır. Ancak Z Limited'in turist grubuna Türkiye'de verdiği yeme içme, konaklama gibi hizmetlerden Türkiye'de yararlanıldığından söylemiştim ya az önce dördüncü madde yerine getirilmediğinden yani hizmetten yurt dışında faydalanılmadığından bu hizmetler vergiye tabi tutulur. Dolayısıyla turist grubuna verilen yeme içme konaklama gibi hizmetler için genel esaslara göre hesaplanan artık hangi grubun biliyorsunuz bir ara yeme içme bir ara %1'e inmişti. Konaklama bir ara %1'e inmişti. Şu an %8 tabii. Anılan bu hizmetler için uygulanmakta olan katma değer vergisi o dönemde ne kadar olduysa bu oranları esas alarak katma değer vergisi ödeneceği tabidir. Eğer Z Limited yani Türkiye'deki acenta yabancı seyahat acentasına verdiği bu hizmetlere ait keseceği faturada vergiden müstesna tutulan az önce hesapladığımız rakam 1.500 TL
ve vergiye tabi tutulacak, yani söylediğim 18.500 TL hizmet bedelini ayrı ayrı gösterebileceği gibi bu hizmetler için de ayrı ayrı fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Yani firmaya hem hizmet bedelini 1500 TL ayrı fatura kesebilir, 18.500'ü ne yapacak? Yansıtma bedeli. Biliyorsunuz yansıtma bedellerinde zaten hangi KDV oranı uygulandıysa ilgili KDV oranı uygulanarak karşı tarafa fatura verilir. Yani buradaki kıstas, isterseniz iki tane fatura kesebilirsiniz. İki tane, isterseniz tek faturada ayrı satırlarda, yani KDV istisnası olan hizmet bedelini ayrı bir satırda, diğer yeme içme ve konaklama ya da hizmet bedeli hizmetlerini de ayrı satırlarda göstererek, onlardan KDV hesaplayarak fatura düzenlenmesine dikkat ediniz. Bir de tam tersi outgoing, out dışarı demek İngilizce'de zaten. Out dışarıda, yurt dışına turist götürülmesinde nasıl bir vergi uygulayacak? Şimdi Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 40 nolu KDV genel tebliğinde yurt dışına tur düzenleyen seyahat acentalarının yurt içi müşterilerine yurt dışında vermiş olduğu hizmetlerin KDV karşısında durumuna ilişkin açıklama yapılmıştır. Bu tebliğde açıklandığı üzere Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılan, yurt dışında verilen yeme içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık ve benzeri hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlanından bu hizmetler Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tabi tutulmaz. Tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Bu zaten genel kural. Bu kapsamda yurt dışına götürülen Türkiye'deki yerleşik kişilere acente hizmet bedeli olarak faturalanan ya da acentenin komisyonu ya da karı olarak adlandırılan tutarlar ise genel orana, yani %18 katma değer vergisine tabi olacaktır. Az önceki anlattığım olayın bu sefer tam tersi. Bu çerçevede tur faaliyetleriyle ilgili yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin vergi usulü kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara katma değer vergisi uygulanmayacak. Seyahat acentası tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığı teşvik eden tüm bedel gösterilecek. Ancak katma değer vergisi yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşürdükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır. Hizmet bedeli katma değer vergisi tutarını da içerecek şekilde belirlenmişse hizmet bedeli ve katma değer vergisi ayrıştırması iç yüzde oranı kullanılarak yapılabilir. Dolayısıyla yani şöyle bir T düşünürseniz, bu organizasyonun masrafları sol tarafta kaydettiniz. Sağ tarafa bir fatura düzenleyeceksiniz. Yani gelir kaydedeceksiniz. Dolayısıyla yurt dışındaki tüm masraflar KDV'siz. Acentanın karı ya da hizmet bedeli KDV'li olarak fatura düzenlenecektir. Yani bir tanesi işte 700 sol taraftakiler giderler 740 hizmet üretim maliyeti, sağ taraftakiler 600 ve 601 yurt dışı satışlar diye yapılacak. Yurt dışına turist götürmesinde diğer dikkat edeceğiniz bir konu da yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığı meselesi var. Biliyorsunuz zaten yolcu taşımacılığı fark etmez, yük taşımacılığında da öyle zaten. Yurt dışına yapılacak bu taşımacılıkta bedelin yine ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturalarda taşımacılık karşılığı teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bu bedeli de katma değer vergisi kanunu 14. maddesi önce ulaştırmadaki istisna bu, yani 14. madde katma değer vergisinden müstesna olacaktır. Dikkat ederseniz uçak, yani sık sık geliyordur uçak e-biletleri. Dikkat edin, yurt dışı, hatta Kıbrıs olunca KDV'nin hesaplanmadığını zaten göreceksiniz. Hizmet bedeli alır dikkat edin şeylerde, uçak biletlerinde. Bakın orada KDV, küçük bir KDV hesaplanır oradaki hizmet bedeli için. 20-30 lira için ya da işte şimdi yeni rakamlar ne oldu bilmiyorum ama ulaştırmanın kendi ücreti KDV'den istisna edilmiştir. Şimdi başka bunu anlattım böyle hızlı ama bir de örnekle bunu açıklayalım. Yine bir seyahat acentası Haziran 2021 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin toplamı 300 bin TL'dir. Firma bu seyahat sırasında müşteri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme içme, rehberlik vesaire gibi hizmetlere ve ait giderler
Yine vergi usul kanunu uygun belgelerle tespit edilmiştir. Hocam dersiniz ki, hocam ne demek bu? Yurt dışında vergi usul kanunu var mı ki bu belgelerle tespit edilmiştir? Yani şey demek istiyor. Burada vergi usul kanununda bahsediyor. Ne diyor? Fatura olmalı. Dolayısıyla o karşı taraf, örneğin yurt dışındaki bir otelin size bir invoice yani düzenlemesi gerekir. Bundan bahsediyor. Yani bir fatura almanız gerekliyse mutlaka fatura almanız gerekir. Yani fatura her yerde fatura aslında. Buna dikkat edin. Yoksa bizim vergi usul kanununda tanımlanan fatura tabiri değil. Bu tür giderler için 150.000 TL. Dikkat edin, taşımacılığa ait bilet bedelleri, yani uçak biletleriyle götürmüş demek ki 130.000 TL. Çünkü ne yapıyor? Acenta uçak biletini önce alıyor, sonra müşterilerine veriyor. Dolayısıyla 150 artı 130, 280.000 lira toplam maliyeti var. Ne almıştı? 300.000 TL almıştı. Dolayısıyla 20.000 TL katma değer vergisi matrağı olacak. Vergi de bu bedel üzerinden hesaplanacaktır. Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için müşterinin firmanın müşterilerine kesici faturalarda yurt dışında yapılan masraf tutarını, taşımacılık bedelini ayrı ayrı gösterilmesi lazım. Ama buna dikkat edin. Yani ayrı satırlarda mutlaka gösterilmesi lazım. Acente karı ya da hizmet bedeli denilen kısımda da ayrıca katma değer vergisi hesaplaması yapılacak. Yoksa toptan bir fatura kesip bedelsizdir demek büyük hata, vergi ziyanına sebep olacaktır. Yurt dışındaki bir müşteri için yine yurt dışında bir hizmet verilmesi, örneğin tur düzenlenir değil mi? Seyahat turlarına gittiyseniz ekstra turlar düzenlenir. İşte sizi işte İtalya'ya gezdir, der ki ekstra bir tur düzenleyeceğiz. İşte onun bedeli de bu kadar. Bu durumlarda bu işlemler Türkiye'de yapılmadı. Hizmet Türkiye'de verilmediği için KDV kanunu yukarıda belirtilen yine birinci maddesi hükmü olunca KDV'nin konusuna girmemekte olup faturada KDV hesaplanmaz. Ayrıca KDV beyannamesiyle beyan edilmeyecektir. Bir de şimdi bu hem seyahat hem de konaklama hizmetlerinde var. Yani aslında birbirinin tekrarı gibi olacak ama şimdi bir de bir turist rehberleri var. Turist rehberleri bazen bunu sürekli mutat hale getirdiğinde bazı turizm işletmeleri bunların vergi mükellefi olmasını ister. Yani işletme usulü gerçek usulde özürüm. Gerçek usulde işletme usulüne defter tutmasını ister. Ama bazen de oraya gittiğinde oranın özel durumu nedeniyle işte orada oradan bir turist rehberliği hizmeti alır. İşte burada dikkat edilmesi gereken şey eğer işte örneğin işte Göbekli Tepe'ye gider. Göbekli Tepe'de çalışmış olan bir tur rehberi olabilir. Yani buradaki İstanbul'dan oraya gidecek rehber orayla ilgili çok bilgi sahibi olmayabilir. Onun daha yöresel bir turist rehberi kullanabilirler. İşte eğer bu turist rehberi fark etmez. Yani ister İstanbul'dan gitsin, ister Malatya'dan gitsin, ister oradaki rehber olsun. Eğer bu rehber gerçek usulde vergiye tabi değilse, yani vergiden muaf serbest meslek erbabıysa, yani sürekli olarak yapmıyorsa bunu, ödeme gider pusulasıyla belgelendirilir ve %20 oranında stopaja tabi olur. Vergiden muaf olduğu için malum KDV tekrar hesaplanmaz. Tabii ki gerçek usulde vergiye tabi bir serbest meslek erbabı ise aynı bizde olduğu gibi ödemeler serbest meslek makbuzu ile belgelendirilir ve %20 oranında stopaj ve kesilir ve ayrıca makbuzda da %18 KDV hesaplanır. Bazı turist seyahat firmaları tam tersini yapar, turist rehberlerini bodrolu olarak çalıştırabilir. Bu zaten genel geçer durumlara tabi. Yani nasıl bir iş yerinde bir işçi çalışıyorsa rehberde ücret ödemeleri için bodro düzenlenir. Gerekli yasal tüm kesintiler malum işte stopaj, SGK primi kesilerek yükümlülükler işveren tarafından yerine getirilir. Bunda bir değişen bir durum yok. Bir de çok sıkça gördüğümüz bir uygulama var. Hem yurt dışında da ben çok gördüm bunu. Türkiye'de de var böyle bilmiyorum ama işte kapalı İstanbul'a gelen turistlerin çoğunu kapalı çarşıya götürürler. Buradan örnek vereyim. Ve orada bu turistik mağazalara müşteri bulma ve götürme hizmeti karşılığında bir ödeme yapılır. Yani buna sektörde hanutçuluk diyorlar. Yani işte yabancıları özellikle uzak doğular çok meraklı. Neden meraklı bilmiyorum ama kapalı çarşıya götürürler. Bu halı kilimleri daha önce anlaşmalı. Yani serbest bir zaman vermez. Mesela
Der ki biz X firmasıyla bir anlaşma yaptık, size indirim sağlayacak der ve bu bahaneyle o mağazaya götürür ve oradaki mağazadan eğer götürdüğü turistler alışveriş yaparlarsa o karşı tarafa yani firma sahibi tarafından acentaya, rehbere ve benzeri kişilere dükkana götürmesi karşılığında bir komisyon verilir. İşte buna hanutçuluk deniliyor. Ticari bir işletme bünyesinde yapanlardan alınmaktaysa bu komisyon için fatura düzenlenmeli. Yani ne demektir? Bu eğer dükkan mağaza sahibisi bunu sahibi seyahat acentasıyla böyle bir anlaşması varsa işte satıştan sana şu kadar komisyon vereceğim diyorsa seyahat acentası direkt bu karşı firmaya hizmet bedeli ya da komisyon bedeli olarak fatura düzenler. Genel oranda KDV tabidir ve KDV uygulama genel tebliği biliyorsunuz 9 bölü 10 oranında bu işleme KDV tevkiatı uygulanacak. Dolayısıyla iki nolu KDV verilmesi gerekir. Ama bazen turist rehberleri de anlaşma yapabilir. Az önce bahsettiğinden farklı yok. Eğer vergiden muaf serbest meslek erbabı olan rehber götürdüyse yine bu sefer dükkan sahibi gider pusası düzenler ve %20 oranında stopaj keser verdiği ücretten KDV'den istisna edilmiştir. Şimdi buraya bir metin ekleyecektim ama çok gerek görmedim. Şimdi konaklama işletmelerinde verdiğim buradan başlayayım. Şimdi konaklama işletmelerinin bazı bölümleri başka firmalara kiraya verilebilir. Yani her zaman konaklama işletmesinin tüm yapısı konaklama firması tarafından işletilmez. Yani özellikle gördüğüm çok uygulamalar işlerinde satış mağazaları açılır. Yani çok, bazen özellikle şehir otellerinde çok görüyorum bunu. Konaklama hizmeti binasının altında dışarıya da hizmet verecek şekilde restoran işletmeleri açılmaktadır. İşte bu o zaman konaklama işletmesinin genel geçer nasıl herhangi bir şirketin bir sahibi bulunduğu bir gayrimenkul kiraya verdiği gibi kira geliri elde etmesinden bir farkı yoktur. Şimdi turizm payı beyannamesinde belki anlatacağım ama onu sonra anlatırım. Burada özellikle bazen mesela yaz sporları ilgili kısım kiraya verir. Gereken vergi mükellefiyetinin ve SGK uygulamaları açısından SGK ayrı işleri kabul ettiğinden mutlaka ayrı bir mükellefiyet açılmasını öneririz. Yani bu otelin içinde yani bir kiralamayla hallederiz işte cirodan bir pay veririz falan bu büyük ileride sıkıntılar yaratabilir. Özellikle iş sağlığı, iş güvencesi, iş kazası ya da vergi incelemeleri hatta icra iflas kanunu gibi bir sürü sıkıntılar ortaya getirebilir. Dolayısıyla otel bünyesinde yer alan dükkan ya da mağazalar kiraya veriliyorsa mutlaka ayrı mükellefiyet kiracı tarafından tesis edilmesini büyük şiddetle öneriyoruz. Şimdi konaklama işletmelerinde vergi uygulamalarına geçersek, şimdi malum konaklama işletmeleri zaten kolay anlattığım gibi. Yani konaklayacak müşteri otele girişini yapar, çıkarken de parasını öder ve faturası düzenlenir. Bu hizmet bedeli yani hizmet bedeli 600 satışları alınır. Maliyetleri de az önce anlattığım gibi 150 stoklardan kullanıldıkça da 740 hizmet üretim maliyetinden düşürerek yapılır. Bu en kolayı. İlk başta anlattım. Muhasebesi ve vergilemesi en kolay olan. Ama konaklama işletmelerinde özellikle daha böyle büyük yıldızlı ya da büyük seyahat acentaları çalışan firmalarda farklı farklı durumlar gelir. Bir tanesi no show bedeli. Eğer diyor ki örneğin rezervasyon yaparsanız bu rezervasyon iptal edilemez. Derse sözleşmede iptal edilemeyen bu satış gerçekleşmiş ve otel müşterisi otele gelmemişse aynı otelde konakladığı gibi bir muhasebe kaydı yapılır. Yani ha otelde konaklamış ha no show bedeli olarak ödediği para kapatılmasına kalmış olur. Dolayısıyla genel geçer aynı KDV oranı ve aynı statüye sahip. Dolayısıyla aynı KDV oranı kesilir. Yalnız bir de tam tersi bir durum var.
No show bedeli değil de collection fee, iptal bedeli. Yani iptal bedeli olarak işte der ki işte 10 gün kala %30'u atıyorum. İşte 5 gün kala %40'ı collective fee, iptal bedeli olarak kesilir. Yani siz iptal edebilirsiniz ama bu iptal konaklama bedelinin belli bir kısmını tazminat kapsamında keserim diyor. Dolayısıyla bununla ilgili de belirlen özelgelerde işte bu iptal bedeli, tazminat bedelinin tazminat kapsamında değerlendirici, bu nedenle KDV'ye tabi olmayacağı görüşü ağırlık basmaktadır. Birbirinden farkı bu. Otel işletmelerinde sık sık yaşanan özellikle KDV ziyanına sebep bazı incelemelerde olan bir durum da var. O da şu ki rehberlere bedelsiz oda tahsisleri. Şimdi otelin tanıtımını yapacak, konaklama ve ziyafet organizasyonu düzenleyecek kişilerle otele müşteri getiren tur operatörlerine ve bu benzeri kişilere verilen otelin tanıtılmasına yönelik bedelsiz hizmetler Maliye Bakanlığı tarafından denetimlerde eleştiri konusu yapılmıştır. Az önce söyledim. İşte Danıştay'ın konuyla ilgili verdiği bu karar, bir karar var. Pazarlama amacıyla verilen ve piyasada teamülleri aşmayan bedelsiz hizmetlerin promosyon uygulaması için hükümler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve KDV'ye tabi olmadığı belirtilmiştir. Sık sık yaşarsınız, işte Antalya'da bir otele gidersiniz, işte falanca tur, falanca tur böyle müşteri getirir oraya, orada tişörtleri de bellidir. Bu vatandaş da tabii ki orada konaklayacak çünkü sabah müşterisini alacak, başka yere götürecek falan filan. Dolayısıyla işte teamüllere uygundan kastı bu. Yoksa şu değil. Bazen şöyle yaparlar. Oteller özellikle zayıf zamanlarda, özellikle işte yaz oteli ise kış zamanlarında, kış oteli ise yaz zamanında işte bu tanıtımı yapacak rehberlere bir tahsis yapar. Özellikle tur operatörlerine. Yani siz bu rehberinizi buraya yönlendirin. Bir iki gün burada kalsın. Oteli tanıtmak amacıyla. İşte burada tam tersini söylüyor. Dolayısıyla KDV tabii tam tabi olmaz ama diyor o zaman bu sefer rehbere ya da o siz şirketin yetkilisine sağlanan bir menfaat olarak düşünüp ani yardım olarak düşünülüp Bodro'ya ilave edilmesi konusunda düzenlemelerde var. Şimdi bununla ilgili 6 Eylül 2011'de bir özelge verilmiş. Acentaların bodrosunda kayıtlı satış elemanlarına belirlenen hedefleri geçmeleri halinde bedelsiz olarak verilecek olan hediye çeki ve benzeri menfaatler ciro primi niteliğinde olduğu, dolayısıyla kurum kazancı tespitinde pazarlama ve satış dağıtım gideri acenteler tarafından da gelir olarak dikkate alınması gerektiği, bayiler tarafından çalışanlara verilen bu ürün değeri ücret bodrosunda dahil edilmek, işte az önce söylediğim aynı yardımı dahil edilmek ve gelir vergisi kanunun 94'te 1'e göre tevkiata tabi tutulmak suretiyle yine aynı kanunun yani gelir vergisi kanunun 40. maddesi 1. numaralı bendine göre de gelir olarak dikkate alınması mümkün bulunduğu ifade edilmiştir. Buna da dikkat ediniz. Yine bir İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 2016'da bir özelge vermiş. Acenteye ücretsiz tahsil edilen otel odası, kompo oda deniliyormuş buna. Belge düzeni ve vergisel boyutu nasıl yapılacak diye sormuşlar. Bu da demiş ki böyle bir durumda bedeli mukabilinde verilen bir konaklama hizmetinin yanında verilmek kaydıyla, bakın dikkat edin, bedeli mukabilinde verilen bir konaklama hizmetinin yanında verilmek kaydıyla faaliyet konunuz olan konaklama hizmetine olan talebi arttırmak amacıyla bedelsiz olarak vereceği konaklama hizmetleri promosyon kapsamında değerlendirilecek. Söz konusu hizmetler için ayrıca KDV hesaplanmayacaktır. Ancak bu şekilde hareket edilebilmesi için karşılıksız verilen hizmetlerin bedel karşılığında verilen bir konaklama ile birlikte sunulması lazım. Yani bir sözleşmeye dayalı olması lazım demek istiyor. Bu kapsamda bedel alınmadan tahsis edilen odaların ücretli odaların faturalandığı tarihte, bu aynı işte turistin rehberi geldi bir hafta kalacak, o da bir hafta kalırsa anlamında kullanıma sunulması halinde söz konusu hizmet ayrıca KDV hesaplanmaz. Ancak ücret alınmadan tahsis edilen odaların ücretli odalarla birlikte değil de daha sonra işte az önce anlattım yaz otellerin kışın gibi sonraki bir tarihte kullanıma sunulması halinde KDV'ye tabi
olacaktır diye bir özelgede okudum size. Şimdi konaklama işletmelerinde yine az önceki seyahat konaklamalarından bir fark olmadığını söylemiştim. Rehberlere bedelsiz otel tahsisleri ve ya da bu rehberlere verilen ücretler de yine aynı. Vergiden muaf serbest meslek erbabı ile ödeme gider pusulası ile kesilir. %20 stopaj kesilir. KDV'den istisna edilir. Konaklama işletmelerinde uzunca süredir uygulanan ve çok dikkat edilmeyen bir konu da var ki alkollü içeceklerde KDV durumu. Özellikle Ege Akdeniz sahilinde her şey dahil sisteminde verilen konaklama hizmetinin içerisinde alkollü içeceklerinde yer alması ve faturada sadece konaklama bedelini belirtmesi durumunda KDV oranı %8 uygulanır. Ancak işte KDV'yi madem %8 uyguladınız diyor, alkollü içeceklere ait yüklenilen KDV tutarı hesaplanan KDV tutarından indirilemez. Yani eğer her şey dahilde hizmet sunuyorsunuz ve faturanızda %8 kesilseniz tüketilen bu alkollü içeceklerde indirilecek, yani %91 KDV hesaplanan KDV tutarından indirilemez. Bunu maliyet olarak düşüneceksiniz. Alkollü içeceklere ilişkin hizmet bedeli ayrıca fatura edilmesi ya da faturada ayrıca gösterilmesi halinde alkollü içeceklere ilişkin hizmet bedeline %18 KDV ve bu hizmete konu olan alkol içecekler dolayısıyla yüklenen KDV'de indirim konusu yapılabilir. Bir tane örneğim var az ileride zaten bununla ilgili. Alkollü içeceklerle ilgili bunların iktisabı dolayısıyla yüklenen KDV ayrıca açılacak yardımcı bir hesapta izlemenizi öneririm. Ay içinde tüketilen alkol içeceklerinin indirimli oranı ya da genel olarak tabi hizmetlerde kullanılması kısımlar ayrı ayrı belirlenmesi lazım. Yani konaklamanın içinde fatura ettiğiniz %8 her şey dahil, bir de dışarıdan gelen birine konaklama artı içki bedeli artı kesiyorsanız, yani bu tam pansiyon pardon her şey dahil değilse ayrı ayrı tutmanız lazım. Dolayısıyla indirimli oran uygulanan, yani indirimli oran %8 KDV uygulanan hizmetlerde kullanılan alkollü içeceklerin alımında yüklenilen KDV en eski tarihi, yani ilk giren ilk çıkar metodunu kullanarak alış faturalarından başlanır, hesaplanır ve KDV beyannamesinin ilave edilecek KDV satırında göstererek indirim hesaplarından çıkartılır. Yani 191 ile 391'i çarpıştırırsınız, nötrleştirirsiniz anlamında bu. Bu tutar işte gider ve maliyet hesaplarına aktarılır. Nasıl? İşte şöyle. Hesapladınız siz. Malum önce 191'e kaydettiniz. KDV beyannamesi aklınıza gelsin. İndirilecek KDV'ye yazdınız. Sonra her şey dahilde olan tüketilen alkollü içkileri hesaplattırdınız. Oradaki KDV'yi de 391 ilave edilecek KDV. Ne demiştim? Bu KDV maliyet bedeli olarak düşüneceği için işte 740 örnek verdik. Alkollü içecek KDV'si olarak giderleştirilir. Şimdi amortisman uygulamaları konaklama işletmelerinde nasıl olacak? Burada dikkat etmeniz gereken iki tane klik var. Şöyle ki, mükellefler uygun amortisman oranlarını tespit ederken önce sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alır. Bu ayrımlarda bulunmayan amortisman tabi zaman tüm kıymetler uygulanacak oranlar genel sınıfta da yer verilen oranlara göre tespit edilir. Turizm işletmeleri açısından tereddütlü neden iki sektör bulunmaktadır. Bunun bir tanesi 58 kodlu konaklama işletmeleriyle lokanta, gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler. Bunların oranı %20'dir. 59 kodlu olanlarsa turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri. Yani turizm işletme belgeli turistik tesisler ve eğlence faaliyetlerinden bahsediyoruz. Biliyorsunuz eğlence faaliyetleri de Turizm Bakanlığı'ndan ayrıca belge alırlar. Mesela bir örnek vereyim. İşte burada da tam da bu örnekte bu. 58 kodlu konaklama işletmesiyle, yani turistik belgeli bir konaklama işletmesi değil de işte pansiyonsa ya da lokanta, gazino, kahvehane, kıraathane saydığım iş yerleri ise burada 5 yıllık faydalı ömür öngörülür. Yani oraya alınan mutfak, servis, takım malzemeleri için 5 yıllık faydalı ömür. Ama eğer bu turizm belgeli turistik tesisse, yani 59 kodluyduysa, o zaman porselen veya camdan yapılmış kristaller hariç her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeler için de
4 yıllık bir faydalı ömür öngörülmüştü. Bakın işte aradaki fark bu. Lütfen amortisman oranını uygularken işletmenin turizm işletme belgesi sahibi olup olmadığına kontrol edin. İşte bakın şu tam aslında. Şöyle bir örnek vereyim. Başka bir örnek de içeriden seçeyim. Bakın şurada şu. 4. Şimdi turizm belgesi varsa 4. Diğer işletme olsa 5. Dolayısıyla burada daha fazla bir amortisman. Malum 4 yılda amorti edildiği için oran %25 çıkıyor. Bu tür işletmelerde bir amortisman yönünden bir avantajı oluyor. Yani %20, %5 daha fazla amortisman alarak bir gider yaratmış. Dolayısıyla öbür firmaya karşı bir vergi matrağında daha az bir vergi matrağına sebebiyet veriyor. Bir nevi vergi kazancı diyelim bu işletme için. Burada da dikkat edin. Zaten çok bölümlenmemiş. Hemen girersiniz 58 ve 59'a. 58'de zaten bir madde. Geri 59'da da bunlar tek tek dikkat edin. Tek tek yazılmış olanları o. Olmayanları hocam ne yapacaksınız? O zaman atıyorum bilgisayar aldıysa bilgisayar genel orana tabi. Yani %25 işte buzdolabı aldıysa neyse ona yani 10 yılsa 10 yıldır. İşte klima 10 yılsa 10 yıldır ona tabi olacaktır. Şimdi bu sektörü anlatırken dediğim ya yani önce teşvik edilirken soruları da yavaş yavaş başka vergiler ya da başka giderler oluştu. Bunlardan bir tanesi turizm beyannamesi, bir tanesi de konaklama vergisi beyannamesi. Şimdi bunu önce konaklama vergisini anlatayım. Şimdi konaklama vergisi çıkarıldı, uygulanacaktı ama ne oldu? Ötelendi. Malum işte Covid olayı oldu. Ötelendi. En son 1-1-2022 idi. Son yapılan düzenlemede 1-1-2023 tarihine kadar ötelendi. Eğer ötelenmezse önümüzdeki 6 ay sonra bu beyannameyle tanışacağız. Şimdi verginin konusu ne? Konaklama vergisinde. Yani başlamadan da bir şey söyleyeyim. Hocam bu nereden çıktı falan derseniz. Konaklama vergisi dünyada uygulanıyor. Onun ben direkt uygulamalı halini gördüm. Yani bir dönem Yunanistan'a gitmiştim. Bizde de tebliğ henüz yeni çıkmıştı. Orada uygulanıyor. Yalnız tek farkı şu, onu da geri gelmişken söyleyeyim. Siz mesela ben Yunanistan'daki otelden fatura alınca fatura İngilizce düzenlendi. Orada konaklama bedelinin altında yazıyordu konaklama vergisi. Tabii bunu sordum. Konaklama vergisi sizde epeydir mi uygulanıyor? Evet bizde epeydir var. Orada kişi başına yanlış hatırlamıyorsam 2 euroydu. Yani odada kaç kişi kalmışsa 2 euro bir bedel alınıyordu. Bu bedeli ne yapıyorsunuz diye sordum. Oradaki yerel yönetim yani bizdeki karşılığı belediyeye bunu ayrıca yatırıyoruz dedi. Yani sizden alıyoruz. Bütün belediye bize bu konuyla ilgili hizmetler veriyor. Bunun karşılığında. Yalnız bizde tam tersi oluyor bu iş. Konaklama vergisi genel bütçeye dahil oldu. Yani genel bütçeye gidecek bu. Yani vergi değerleri buna tahsis edecek ve genel bütçeye konaklama vergisi olarak gidecek. Şimdi tanıştığımızda önce bu verginin konusu ne olacak? Konaklama tesislerinde geceleme hizmeti. Bakın ayrım yapmıyor. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ ve yayla evi gibi yerlerde yatarsanız ve geceleme hizmetiyle beraber satın almak suretiyle konaklama tesis bünyesinde yapılan tüm hizmetler, yeme, içme, aktivite, eğlence hizmeti, havuz, spor, termal, benzer alanların kullanımı verginin konusunu oluşturuyor. Yani siz bir konaklama tesisinde kaldınız, aynı zamanda yemek yediyseniz konaklama vergisinin konusu. Ama siz dışarıdan geldiniz, ben yatmıyorum yani sadece neyi kullandım? İşte termal havuzunu kullandım, sabah girdim, akşam çıktım. Dolayısıyla konaklama vergisinin konusuna girmiyor. Buradaki bu. Verginin mükellefi bu hizmeti sunanlardır. Yani aslında verginin mükellefinden ziyade tamam beyannameyi bu firmalar verecek ama konaklama vergisi tamamen tüketicinin alınıyor. Aynı katma değer vergisinde olduğu gibi. Peki verginin matrağı nasıl hesaplanacak? KDV hariç sunulan hizmet ve değerler toplamı. Yani az önce bahsettiğim işte geceleme hizmetleri veya alınan geceleme hizmetiyle alınan diğer hizmetlerin
KDV hariç sunulan hizmet değerleri toplamı olacaktır. Bu eskiden kalma 2020'ye kadar %1 olacaktı. Sonraki tarihlerde 2 olacaktı ama hiç uygulanmadı. Buna dair bir düzenleme gelir mi bilmiyorum ama eğer yani buradaki kanuna göre sonraki tarihlerde %2 dediğine göre herhalde biz %2 ile başlayacağız. Bir değişiklik olmazsa tabii. Ve bu beyanname hangi vergi dairesine verilecek? KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek. KDV mükellefeti olmayan tesisse burası, yani bazı firmalar KDV mükellefeti yok, özel işte bazı özel yerler, özellikle devlet kurumları, şunlar bunlar. Burada da tesis neredeyse oradaki vergi dairesi bu beyannameyi almakla bu vergi dairesine verilecek. Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemler. Yani artık KDV ile beraber ayrı bir beyanname de vereceğiz. Vergilendirme dönemi takip eden 26. gün, yani KDV'nin son günü akşamına kadar beyan edilecek ve aynı sürenin içinde ödenecek. Şimdi fatura düzeni az önce de biraz anlattım aslında. Konaklama vergisi, konaklama tesisince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Yani örnek veriyorum, ben rahat olsun diye anlatıyorum. 100 lira bir konaklama bedeli var. Eğer oran 2 olacaksa önce 100 lira, 8 lira KDV, sonra 2 lira da konaklama vergisi denilecek ve karşı taraftan 110 TL tahsil edilecek. Ve hem KDV biliyorsunuz bizde, hem de bu yeni çıkan konaklama vergisi faturada ayrı gösterecek ve 110 TL olarak faturada tahsil edilecektir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Konaklama vergisi KDV matrağına dahil edilmez. Dolayısıyla ne denilmekse 108, o yüzden hesapladım. KDV, yani ÖTV gibi düşünmeyin bunu. ÖTV'de biliyorsunuz KDV matrağına dahil ediliyordu. Öğrenci yurtları, pansiyonlar ve kamplarda kalan öğrencilere verilen hizmetlerle karşılık esasında Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve bunların diplomatik hakka sahip mensupları uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilenler bu konaklama vergisinden istisna. Demek ki öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarındaki verilen hizmetlerden bu vergi kesilmeyecek. Bir de işte bir diplomat geldi, bir otelde konakladı, benim istisnam var dedi, kartını gösterdi. Aynı KDV'de olduğu gibi biliyorsunuz. Dolayısıyla konaklama vergisi ne tabi değil. Bu kanun yürürlük tarihi 1/4/2020 idi ama az önce de söyledim. Önce 1 Ocak 2022, sonra da 31 Ocak 2023'e ötelendi. Evet. Şimdi hemen bununla bağlantılı olarak turizm katkı payı beyanı biliyorsunuz 2 yıldır veriyoruz. İlk defa tanışacaklar için de şöyle bir anlatayım. Şimdi bu beyanname her ayın ay sonunda zaten veriliyor. Şimdi yalnız oranlar farklı farklı. Şöyle ki, birleşik tesisler ve konaklama tesisleriniz cironun, yani şimdi anlatacağım cironun nasıl oluştuğunu, 7.5 oranında bakanlıktan, yani Turizm Bakanlığından belgeli yeme ve içme eğlenceli. Az önce de söyledim ya, bazı restoran ve eğlence tesisleri her zaman belediyeden ruhsat almaz. Bazen Turizm Bakanlığından da ruhsat alırlar. İşte Turizm Bakanlığından belgeli yeme içme ve eğlence tesislerinden yine 7.5. Deniz turizmi tesisleri ve bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları, hani yatlar, kotralar, şunlar bunlar, kruz gemileri var ya, bunlar 7.5. Seyahat acentalarından münferit uçak bilet satışları hariç diyor. Yani bunu ayrı tut diyor. 10.7.5. Çünkü uçak bileti satışı az sonra anlatacağım. Havayolu işletmelerinde var çünkü. Havayolu işletmelerinde ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinden 10.7.5 oranında alınıyor. Dolayısıyla buradan bir pay alındığı için ayrıca seyahat acentasının bu satışa aracılık ettiği, hani az önce de biraz bahsettiğim, ekstra uçak bileti alıyor. İşte bu uçak biletini ayrı satırda gösterirse, ciro da ayrı yerde gösterirseniz turizm katkı payından bu muaf, yani ayırıyorsunuz. Ama havayolu işletmeleri zaten ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden 10.7.5 oranında bir turizm payı vergi değil aslında, pay bu. Hep bazen karışıyor. Konaklama vergisi vergi, niye? Genel bütçeye gidiyor. Bu turizm payı, şimdi biraz sonra anlatacağım, ajansa gidecek. O yüzden bu aslında bir vergi değil, turizm payıdır bu.
katkı payı, turizm katkı payı desek daha doğru olur. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü tarafından işletilenler hariç olmak üzere hava limanı ve terminal işletmelerinden binde iki. Biliyorsunuz hava limanları eğer bazen taşer edilir. İşte İstanbul'daki hava limanları falanca firmaları taşer edilmiştir zaten. İşte bu hava limanı ve terminal işletmelerinden binde iki oluyor. Ama bazı küçük yerlerde böyle ihale yapılamıyor. Çünkü çok feasible değil bir alanlar için. Orada devlet hava meydanları işletir. İşte bunlar hariç olmak üzere diğer işletmelerinden binde iki oranında, cironun binde iki oranında turizm katkı payı alınır. Şimdi turizm katkı payını kim verecek? Bu maddede sayılan az önce saydığım ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi. Yani yatırımcısı veya işletmecisi olacak. Gerçek ve tüzel kişi ayrım yok. Her ikisi de esas faaliyetleri sonuçta elde ettikleri net satış ve kira gelirleri toplamı üzerinden alınacak. Şimdi kirayı az sonra açıklayacağım. Aynı bünyede yukarıda sayılan faaliyetlerden birden fazlası varsa, yani vatandaş hem seyahat acentası yapıyoruz, hem konaklama hizmeti veriyorsa gibi demek istiyor. Her bir faaliyet için öngörülen oranlar ayrı ayrı uygulanır ve bulunacak turizm payı topluca beyan edilir. Dolayısıyla eğer hem konaklama hem de seyahat acentası hizmeti varsa farklı oranlarda olacağı için, sistemin ayrı satırlarda olacağı için, dolayısıyla bunun net satış ve kira gelirlerinde bize bir iş çıkıyor buradan. Ayrı satırlarda gösterilmesi zorunda. Şimdi bu net satış kavramını bir iyi bir açalım. Bunun bir formülü var çünkü. Şimdi diyor ki net satışlar derken şundan bahsediyorum. Esas faaliyete ilişkin satışlar artı sübvansiyonlar, yani devletin verdiği teşvikler, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan sonraki kur farkları, biliyorsunuz bunlar da 601 satışlara gelir. Satış, bunlardan satış iskontoları ya da satış iadeleri, az önce bahsettiğim hani satış rezervasyon iptallerin dışından bahsediyoruz. Rezerve etti, iptal etti, satış iadesi oluyor. Ya da gelmedi, işte iki günlük kullandı, öyle bir anlaşma var, neyse. İhracatla ilgili dönemle ortaya çıkan olumsuz kur farklarını düş, tam tersi. Kur geliri satışlara, kur farkları da iskonto gibi düşün, onu düş. Net satışlarını bul. Peki kira gelirini nasıl yapacaksınız? Buna dikkat ediyor. Edin, işletmeci tarafından üçüncü kişilere kiraya verilen alt ünitelerden elde edilen kira gelirini, yani az önce bahsettim ya mağaza ve dükkanların kiraya verilmesi gibi. Bulunduğu yapının giriş katında yer alan, sokağa cephesi bulunan, tesis işleyen müşteri için doğrudan ulaşım imkanı sunan, fiziki bağlantısı bulunmayan alt ünitelerden elde edilen kiralar hariç. Yani müşteriyi dışarıdan da alabiliyorsa bu kiraları ayır diyor. Yani senin şeyini ekleme, turizm payı beyannamesini ekleme. Çünkü bu dışarıdan da müşteri alıyor. Sadece otele hizmet etmiyor demektir. Buna dikkat edin. Şimdi bu beyanname elektronik ortamda verilmek zorundadır. Kurumlar vergisi aylık, gelir vergisi mükellefi 3 aylık dönemler halinde beyan ederler. Ve beyan ödemenin son günü beyan edilir ve aynı gün içerisinde ödenir. Malum biliyorsunuz bu ayın 30'unda. Bu beyanı vermekle yükümlü olanlar beyanname dönemi içerisinde net satış ve kira geliri bulunmasa dahi turizm payı beyannamesi vermekle yükümlüdür. Yani bir ay cironuz var, kapattınız, bir ay sonra yok, bu beyannameden kurtulamıyorsunuz. Boş beyanname vermekle yükümlüsünüz. Bu beyannamenin aynı BABS'lerde olduğu gibi ön tarafında şöyle bir klik var. Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır seçeneğini işaretleyerek göndermek zorundasınız. Buna dikkat edin. Şimdi bu beyannamede özellikle bazı durumlar da var. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösterilen tesisler az önce bahsettiğim oranın %50 indirimli olarak uygulanır. Demek ki burada bir %50 istisna getirilmiş. Dikkat! Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlık tarafından tesvik edilmesi uygun görülen, tesvikten kasıt belgeli olması uygun görülen işletmeler bunu %20, %50 indirimli olarak uygularlar. Kapsama giren işletmeler ödedikleri bu turizm payını kurumlar vergisi ve dolayısıyla gerçek kişilerde gelir vergisi mantarının tespitinde gider olarak dikkate alacaklardır. Dolayısıyla yerine göre 740 ödenecek vergi ve borçların altını turizm payı diyerek ödendiğinde gider yazacaksınız. Buna dikkat edin. Şimdi az önce bahsettiğim beyannamenin görüntüsü bu. İşte
Siz az önce bahsettiğim konuya, turizm payına mükellefseniz bir kere mükellefiniz otomatik zaten beyannameyi verdiğinde açılıyor. Eğer bu faaliyetlerden artık vazgeçiyorsunuz, önce mesela örneğin firma bünyesinde seyahat acentesi var, açtınız sonra ama belgenizi iptal ettiğinizde o zaman da bir dilekçeyle müracaat ederek bu turizm payı beyannamesini kapatıyorsunuz. Eğer devam ediyorsunuz ama işte işletme bir nedenle kapalı, bir şey işte pandemi oldu biliyorsunuz kapatıldı, mutlaka boş beyanname verilecek. İşte bakın burada resimde de gördüğünüz beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır tikini işaretleyerek bu beyannameyi vereceksiniz. Bahsettiğim şey şuydu. Dikkat edin işte her türe göre ayrı geliriniz varsa işte burada net satışları yazıp kira gelirlerini yazıp oranlar bakın otomatik çıkıyor. Binde ya da 10.000'de 7,5 ya da 2 diye ayrı ayrı çıkıyor. İşte burada da alt bölümde de indirimli olanı yani ne diyeyim, termal turizm mesela işletmeleri de %50 indirimli olarak uygulanacak. Buna dikkat edin. Şimdi burada bir tahakkuk bir şey hocam eski evet çünkü bu ilk turizm payı beyannamesi ilk çıktığında bununla ilgili hızlıca bir aksiyon alıp ve İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda bunun sunumunu ben yapmıştım. Bu tahakkuk fişi de benim tahakkuk fişim. Kestik bunu koyduk. Buradan ne anlatacağım? Hocam bakın beyannameyi kesince yanlış olmasın 35 TL bir tahakkuk etmiş. Bu firma sanıyorum seyahat ajandası diye hatırlıyorum. Bakın dikkat edin. %95'i bu payın turizm ajansına gidiyor. %5'i sadece genel bütçeye gidiyor. Bu da işte bu beyannameyi kontrol, tahsil, hizmet bedeli olarak Maliye Bakanlığı'na kalıyor. Bir de Maliye Bakanlığı'na kalan bir şey daha var. 2019'da başlamışız. 48 liraymış. Şimdi 87,30 lira. Damga vergisi de kalıyor. Yani bu siz boşta kestiniz şu 87, bugün o gün 48 lira olan, bugün 87,30 lira olan vergi dersine kalıyor. Böyle bir olay var. Yani %95'i turizm ajansına gidiyor, %5'i gelir dersine kalıyor ve damga vergisi de gelir dersine kalıyor. Bu tahakkuku da ilk çıktığında böyle anlatmıştım. Şimdi biri konaklama vergisi, biri turizm payı beyannamesi. Aslında mükellefiyet açısından bir fark var. Yani sağ tarafta turizm payı da az önce daha yeni anlattım. Birleşik tesis ve konaklama tesisleri varken turizm payında bakanlıktan yeme içmeli eğlence tesisleri var, turizm, deniz turizmi var, karayolu işletmeleri var, deniz hava işletmeleri dışındaki havalimanı ve terminal işletmeleri var. Konaklamada bunlar yok. Konaklamada mevzu ne? Konaklama tesislerinde otel, motel tatil koyu ve yat bir geceleme hizmeti vermesi lazım diyor. Buna dikkat edin. Konaklama vergisinde illa bakanlık tarafından olmasına da gerek yok. Konaklama tesisi belediye ruhsatlı da olabilir. Farkı bu. Bir de az önce zaten hani Yunanistan örneğinde anlatmıştım. Konaklama vergisi genel bütçeye vergi geliri olarak giderken turizm payı beyannamesi az önceki tavkışında gösterdiğim gibi aslında bir turizm katkı payı, turizm sektörünün bileşenleri tarafından turizm ajansına verilen %95 ajansa %5'i genel bütçeye giden bir katkı payı. Bir fark da orada. Turizm ajansını tabii ki biraz da bir bahsedeyim yani nedir bu turizm ajansı? Turizm ajansının kanunla kurulmuş bir ajans. Bu ajans yurt dışında Türkiye turizmini anlatacak, reklamlarını yapacak, fuarlara katılacak. Bununla ilgili kurulan bir ajans. Yani aslında sektörün bileşenleri burayı ne diyelim bütçesini oluşturuyor. Dolayısıyla bu bütçeyi de işte Türkiye turizmini geliştirmek amaçlı yurt dışında yapacağı tanıtım, toplantı, fuar organizasyonları da kullanacak. Dolayısıyla bütçesini turizm işletmeleri bileşenlerinden alacak, devletten almayacak gibi bir ayrım düşünebilinir dedikten sonra dediğim gibi yaklaşık bir saati biraz geçkin sürede bitireceğimi söylemiştim. İzninizle ben bunu bir kapatayım, sizi bir ekrana bir açayım. Tamam. Sayın Başkanım, ben bir sohbete bakayım.
Akif Bey, sanıyorum sorunu zaten çözdük, ses meselesini. Video ile ilgili bir problemimiz vardı ama o çok da önemli değildi. Sonra paylaşırız sizinle. Başkanım, sohbette bir soru yok. Evet hocam. Arkadaşlar, soru sormak isteyen varsa isterseniz sesinizi açıp da sorabilirsiniz. Kameralar da kapalı genelde zaten. Hocam şimdi 30'unda Hocam kaldı. doğrudan sorulmasa bile zaman zaman yazılı olarak da sohbet kısmında Tabii oluyor. Zannederim sonuna doğru olabilir. değerli arkadaşlarım, sohbet kısmına yazabilirsiniz. Biraz daha buradayım. Yoksa eğitimi başkanın izniyle kapatacağım. Başkanım, anlatımda bir ses problemi yaşamadık ama da doğru mu? Yok, bu ana kadar bir problem yok hocam. Çok güzel Tamam. gidiyor. Video ile Teşekkür ilgili ederiz. teknik bir sorun, onu çözeriz sonraki şeyde, eğitimde. Evet başkanım, sanıyorum soru yok. Buyurun, istiyorsanız size kapanış için de bir söz vereyim. Buyurun. Hocam, teşekkür ediyorum. Sunumundan dolayı değerli sunum yöneticilerimiz, sunuma değerli duyarlılık gösteren siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Haftaya eğitimimiz var diyemiyorum. Zira bu sezon son eğitimimizi tamamlamış olduk. Malatya dosyalı olarak önümüzdeki en yakın zamanda yine TÜRMOP sürgemiyle birlikte planlamasını yapacağımız yeni eğitim seminerlerinde buluşmak üzere deyip 20 Temmuz arasında uygulanacak olan mali tatilin yazılı olarak beklediği yerden çıkıp gerçek anlamına kavuşmasını diliyorum. Tatil yapacağımız günlerin bir an önce gelmesini istiyorum. Sağlıkla ve hoşça kalın. Teşekkür ederim hocam. İyi günler diliyorum herkese. Sağ olun.